You know well what we conceal and what we reveal. Nothing at all is hidden from God on earth. About 42 years ago, fairly similar weather, when I first walked into the Central Mosque in London to become a Muslim. I'd like to first give you a very warm welcome to the Cambridge Central Mosque. My name is Shahida Rahman, and I'm one of the trustees of this mosque. And a natural reaction is to turn inwards, to look away, to exclude. These are the words. I'll go here. Okay. These are the words that Imam Siyad said earlier. Beautiful. This is from our community to your community. We're presenting this to you. And Müslüman ahlakının en belirgin vasfı, kendisi için istediği iyi şeyleri herkes için istemek, kendisine yapıldığında hoşlanmadığı bir şeyi kimseye reva görmemektir. Açıkça ifade etmeliyim ki, Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı ve Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle gösterdiği ahlaka göre her Müslüman, kendisinden önce başkalarını düşünen bir anlayışa sahip olmalıdır ki, İslam literatüründe buna İsar denir. Yani ötekini kendisine tercih etmek. Min tevilil ehadisi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Biz bugün Cambridge'de sadece bir caminin açılışını yapmıyoruz. Aynı zamanda her taşı, her nakışı ile çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir eseri de bu güzel şehre armağan ediyoruz. Baraka evladımızın topladığı bu bağışlar camimizin kadınlar mahfilinde kullanıldı. Onun hatırasını yaşatmak için de buraya bereket odası denildi. Cuma günü Londra köprüsünde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden, her ikisi de Cambridge Üniversitesi mezunu kurbanlar içinde ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Ağaç işçiliğinin şaheserlerinden biri olan ve bu alanda birçok ödüle layık görülen Cambridge Camii 1300 kişilik kapasiteye sahip. Cambridge Camii çevre hassasiyetiyle de Avrupa'da bir ilki teşkil ediyor. Teknolojinin en son imkanları kullanılarak inşa edilen bu ibadethane aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Dünyanın farklı köşelerinden binlerce öğrenciyi barındıran bir eğitim öğretim şehrinde açılan bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına da en güzel cevap olacağını düşünüyorum. İlk andan itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın timsali olan bu cami inşallah gelecekte de vahdetin, muhabbetin ve barışın merkezi olmayı sürdürecektir. Asırlardır insanlığı bir arada tutan değerlerimizin daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğunu görüyoruz. Çok uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara ve yabancılara ait iş yerleri, evler, ibadethaneler hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Özellikle camilere ve diğer dinlerin ibadethanelerine yönelik saldırılar akıl almaz boyutlara ulaştı. Geçtiğimiz dönemde hatırlayın, Yeni Zelanda'da camilere, Sri Lanka'da kiliselere, Amerika'da sinagoglara yönelik terör eylemleri oldu. Bu eylemlerde
inançlarının gereğini yapmaktan başka hiçbir gayesi olmayan yüzlerce masum insan hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Oysa savaşta bile dokunulmayacak yerlerden birisi ibadethanelerdir. Bırakın katletmeyi, tarih boyunca ibadethanelere sığınan insanların canı, malı, namusu hep korunmuştur. Şayet bir yerde ibadethaneler hedef alınıyorsa, bombalanıyorsa, yakılıyorsa, orada bulunan siviller vahşice öldürülüyorsa, insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir. Bunun için Türkiye olarak her fırsatta terörün sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın ortak düşmanı, ortak sorunu olduğunu söylüyoruz. İslam, kelime anlamı silm, yani barış olan bir dinin adının terörle yan yana getirilmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz. Terörle İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. Eğer bunu yapmaya devam edecek olursanız biz de onlara lanet okuyoruz. Zira İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Şu anda Cumhurbaşkanı olduğum Türkiye, DAEŞ'e karşı dünyada en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Bizim kadar DAEŞ'le mücadele eden bir ikinci ülke yoktur. Ve ciddi manada şu anda cezaevlerimizde DAEŞ'liler vardır. Sadece Suriye'nin Elbab'ında 3000'i aşkın DAEŞ'liyi biz etkisiz hale getirdik. Hala da devam ediyoruz. Çünkü DAEŞ'linin İslam'la alakası yoktur ve onlar bizden değildir. Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz. Bundan dolayı birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı İslami terör yaftasını kabul etmeyiz, kabul etmiyoruz. Terör örgütleri arasında iyi kötü ayrımına gidilmesini de reddediyoruz. Ne terörün iyisi kötüsü ayrımı, ne de teröristin iyisi kötüsü, böyle bir yanlışın içerisine giremeyiz. Teröristin hepsi kötüdür. Terörizm tamamıyla kötüdür. Lanetlenesi bir eylemdir. Coğrafyamızı gözyaşına boğan teröristlerin hepsi DAEŞ'li de olsa, FETÖ'cü de olsa, PKK-YPG'li de olsa, hatta ve hatta Christchurch'te olduğu gibi neo-Nazi de olsa aynı zihniyetin mensuplarıdır. Adı sanı, ideolojisi ne olursa olsun, bunların tamamı kana susamış vampirlerdir. İnsanlıktan çıkmış canilerdir. Bizim nazarımızda Londra Köprüsü'nde sivilleri öldürenlerle, sinagoglara saldıranlarla, kiliselere saldıranlarla, ülkemizde 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cüler arasında hiçbir fark yoktur. 35 yıldır aralarında çocukların, öğretmenlerin, daha doğmamış bebeklerin olduğu on binlerce insanımızı katleden PKK'lılara nasıl bakıyorsak, DAEŞ'lılara da aynı şekilde bakıyoruz. Terörün acısını çok iyi bilen bir ülke olarak tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun, daha ilkeli bir mücadele bekliyoruz. Masumları hedef alan her türlü eylemi kategorik olarak reddetmek ve bunlara karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Tarihi ön yargıları bir tarafa bırakarak nefret suçlarına karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Siyasi ve dini liderlerin, bilhassa da medyanın bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Batılı siyaset ve medya kuruluşlarından Müslümanları ötekileştirecek veya diğer inanç mensuplarını ötekileştirecek, dışlayacak, suçlayacak beyanlardan uzak durmalarını istiyoruz. Türkiye olarak bu konuda sağduyulu bir yaklaşım sergileyen Birleşik Krallık makamlarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
Bu kubbe altında rütbelerin, zengin veya fakir olmanın, işçi ya da işveren olmanın, Arap, Türk, Kürt, Afrikalı, Asyalı olmanın hiçbir önemi yoktur. İşte hepimiz aynı safta bir aradayız. Zengin fakir var mı? Yok. Arap beyaz var mı? Yok. Hep birlikte buradayız. Burada ayrımcılık yok. Burada olmadığı gibi işte meydanlarda, sokaklarda, caddelerde de olmamalıdır. Burada halkalar oluşturacaksınız. Ve bu halkalarla beraber de çocuklara, yavrulara gerekli ilimleri burada vereceksiniz. Bunları bu noktada yapmanız gerekir. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin buralardan daha fazla istifade etmesini sağlamalıyız. Gayrimüslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla asla çekinmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz.